Merhabalar. İsmim Gıyasettin Büyükkaya. Aslen Muş'un Bulanık ilçesi doğumluyum. Anne babam Ardahan Hanaklı ve ben Marmaris'te ve Bodrum'da büyüyen bir vatandaşımız. Kendimi kısaca tanıtayım dedim. 2009'dan beri yurt dışında yaşıyorum. Avrupa'da gitmediğim ülke kalmadı. Şu andaki Asya bölgesini seçtim. Asya bölgesi Endonezya'nın Bali adasında 5 yıl kendi işletmem ve evim, ailemin bulunduğu bir yer. 5 yıla aşkındır da Avusturya ile Melbourne'de yaşıyorum. Kısacası kendim bu kadar böyle. Yıllardır turizmcilikle uğraşıyorum. Neden bu videoyu çekiyorum? Çekmemin nedenlerden bir tanesi tabii ki birçok seçim geçti. O seçimlerde de çekebilirdim. O seçimlerde de içimdekileri haykırabilirdim. Ama o gün bugünmüş diyorum. Bir haftadır mutluluğum ve bir haftadır izlenimim. Artık diyorum ki yolun sonu burada. Ve neden burada yolun sonu? 24 Haziran'da bitiyor yolun sonu. Ben AK Parti dönemine ve AK Parti bakanlarına ve milletvekillerine artık durun diyorum. Tek başıma artık durun diyorum. Dememin sebebi de güvendiğim bir kesim var. İnandığım bir kesim var ve yanlarında hayatım el verdiği sürece yanlarında olacağıma da yemin ederim diyorum ve yanlarındayım. Türk kadınımızın yanındayım. Türk bacılarımızın yanındayım ve çocuklarımızın yanındayım. Neden buraya geliyorum? Neden bunları söylüyorum? Türkiye'deki son 16 yıla aşkındır Türkiye'de çok yüksek, yani çok ileri hızla giden bir vakalarla, Türkiye'deki olaylarla ister istemez bazı kendi çevremde, kendi şeyimde araştırdığım bazı nedenler var. Bunlardan bir tanesi kadınlarımıza şiddet olayı. Son 16 yılda Avrupa genelinde ilk üçteyiz. Avrupa genelinde şiddete, kadına şiddet olayında. Kadınımıza tecavüz olayında Avrupa'da lider, dünyada ilk üçteyiz. Kadınımıza tecavüz olayında bakın son 16 yılda %95, %94'ler bir artış var. Yani %300'leri geçiyor. Büyük bir artış. En büyük artışımız çocuk istismarı. Bugün Türkiye'de dünyada eşi benzeri olmamış 3 aylık çocuğumuza, 3 yaşındaki çocuğumuza tecavüzler. Enser Vakfı denilen bu okullarda çocuklarımıza tacizler. İmam hatiplerde erkek çocuklarımıza tacizler. Avrupa ve dünya genelindeki şöyle internetten araştırmama rağmen sizler de araştırabilirsiniz. Maalesef dünyada ilk üç ve Avrupa'da ilk sıradayız. Yeterin zamanı gelmedi. Dur demenin zamanı gelmedi. Kadınımızın hakları ellerinden hemen hemen alındı. Kanun çerçevesinde dahi olmasa bir diktatörün ve bir baskının ister istemez kanımıyla ne oluyor? Ellerinden alınmış oldu. Bugün bir Aile Bakanı'nın açıklamasını mesela gördük. Dünya genelinde bu büyük bir TV kanallarında dahi gösterildi. Bir kerecikten ne olabilir çocuğa? Doğru söylüyorsun.
Sayın Aile Bakanı, sen sanırsam alışıksın bir kerecikler ne olacak diye. Ama benim Türk milletimin çocukları ve kadını ve bacım ve annelerime sen kimsin ki bu sözü söyleyebiliyorsun? Sen kimsin? Önce onu sana soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan Türk kadınına verilmiş haklar son 16 yıldır ellerinden alınmıştır. Ben şu anda buradan sesleniyorum o Türk kadınımıza, Türk annemize, Türk bacımıza ve Türk kardeşlerime. Gelin 24 Haziran'da bu haklarınızı en güzeliyle alın. Şu anda o kapının kolu elinizde. Ya bu zihniyeti sandığa gömersiniz, ya bu zihniyetin fikirleriyle ve geleceğiyle kurulmuş olacağı rejimle götüreceğiz. Ama ben bu Haziran'da mutluyum. İnanıyorum ve geleceğimiz, kurtarıcımız, öncülüğümüz anne babacılarımız olarak, kız kardeşlerimiz olarak buraya son verilecektir. Bu zihniyete son verilecektir. Bizler hazırız. Ben tüm anne ve kız kardeşlerim ve çocukların yapılmış olan bu kadar zulümlerin karşısında ve sizlerin yanındayım. Gelin hep beraber sizlerin geleceğinizi tekrar teminat altına alalım. Türkiye Cumhuriyeti demokrasisini, hukukunu ve beraberliğimizi kimse bozmasına müsaade etmeyelim. Sağlıcakla kalın.